Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah. Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Bir kimse ısrarla benim Sünnilik diye bir dinim yok diyorsa, müminlerin ekseriyeti yine onun etrafında toplansa da bir müminin o kişiye başkanlık için desteklemesi uygun olur mu? Böyle bir durumda oy kullanmanın hükmü sizce nedir? İkinci bir seçenek yoksa bir mümin sizce ne yapmalıdır? Sünnilik diye bir din yok ki zaten. Allah din olarak ben size İslam'ı seçtim dedi. Sünnilik olarak seçtim demedi. Ancak bir yol olabilir sünnilik. Din adı olmaz. Aklımızla mı düşünüyoruz, kalbimizle mi? Aklımızla mı hayal ederiz, kalbimizle mi? Aklımızla düşünürüz. Aklımızla mı hayal ederiz, kalbimizle mi? Aklımızla hayal ederiz. Bu bizim kendimizin kurduğu hayaldir. Ama Cenab-ı Hak da ilham olarak hayal kurdurur, kurar mı? Evet. Kardeşim bir otelde mutfak personeli, otelin sahibinin babası otelde alkol alıyor. Kardeşim meze ve alkol hazırlamıyor ve hizmet etmiyor. Kardeşimin bu otelde çalışması caiz midir? Burası Darül İslam değil, o yüzden insanların herhangi bir yerde çalıştığının karşılığını alması caizdir. Biz kendimiz içmeyiz, kendimiz örneğin harama bulaşmamaya gayret ederiz. Ama sonuçta bu mevcut yaşadığımız yönetim İslami bir yönetim değil. O yüzden gücümüzün yettiklerinden sorumluyuz. Bankada çalışmak, kazanılan para helal mı? Bankada çalışanın aldığı maaş yeri ile Diyanette çalışanın aldığı maaş yerinin arasında fark mı var? Darül Harp, Darül İslam nedir? Yaşantımıza, şahsımıza ve inancımıza nasıl yaşanır? İslam'ın tam olarak yaşandığı yere Darül İslam denir. Hukukuyla beraber. İslam hukukunun olmadığı yere Darül Harp denir. İmam Muhammed öyle söylemiş. Nasuh tövbesi nasıl olur? Bir daha günaha dönmemektir. Günahlarımdan dolayı tövbe ettim. Her an Allah'ın affettiğine şüphe duymadan inanmak nefisten midir ya da doğru mudur? Tövbe ettiysek Allah affetmiştir. Sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Araf 199. Ayette geçen cahillerin tarifini yapabilir misiniz? Kur'an ve sünnete aykırı davrananlar. Bir insan başkasını rüyasında gördüğü zaman o gördüğü insanda üç defa ben Nebiyim derse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyasında görmüş olur mu? Evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i başka suretlerde de görebilir miyiz? Görebilirsiniz. Oğlum yarın üniversite sınavına girecek, oğluma ve sınava girecek herkes için dua eder misiniz? Pirinç okutmadınız mı siz? Sen pirinç okutarak mı girdin? Eyvah, pirinç yutmadan mı sen üniversiteye girdin? Hocam sen pirinç yutmadan mı gittin? He? Onurcan sen de mi pirinç yutmadın? Allah Allah. Pirinç yutmamışlar bunlar. Şu günlerde medyada adı çokça zikredilen bizim alim bir insan diye bildiğimiz Fethullah Gülen'i terör örgüt lideri olarak lanse ediyorlar. Siz bu zat-ı muhterem hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah razı olsun. Biz şahıslar üzerinde konuşmayız genel olarak. Şahısların üzerinde herhangi bir sözümüz olmaz.
O yüzden şahıslar üzerinde konuşmamayı kendimize şiar edindik. Bize Kur'an ve sünnet noktasında bir şey sorarsanız biz cevap veririz. Yoksa herkesin kendince kendi hocası mübarektir. Severler. O bak bu da seven bir kimse. Terör örgüt lideri olarak lanse ediliyor demiş. Bu da seviyor. Demek ki onun terör örgütü lideri olduğuna inanmamış. İnanmıyor. Devlet de diyor ki terör örgütü. Mahkemeler diyor ki terör örgütü. Doğru yanlış kendilerinin bileceği bir iş. Mahkemeler hesaplaşacak. Aa, mahkemeler doğru değil. Eyvallah. Yine kendileri bilir. Bize Kur'an ve sünnet dairesinde bir şey sorarlarsa biz ona cevap veririz. Yoksa şu şahıs nedir bizi ilgilendirmez ki. Herkesin hesabı kendine. Şimdi bir ara bana sormuşlardı işte zekat paralarından okul yapılır mı? Yapılmaz dedim ben. Zekat parasından, fitre parasından okuldu, yurttu, yorgandı, yataktı yapılmaz. Ya zekat birinci derecede fakirlere verilir. Ondan sonra miskinlere. Ondan sonra borçlulara. Ondan sonra Allah yolunda cihad eden, mücadele edenlere. Kur'an-ı Kerim'deki sıralama bu. Hanefilerde de bu. Sünnet-i Resulullah'ta da bu. Bunu ben böyle söyledim. Vay sen bizim hocamıza laf mı söyledin? Ya kiminle hocasına laf söyledik? Demek ki senin hocan veyahut da senin cemaatin, tarikatın adı ne dersen de zekat paralarını gidip böyle bir şey yapıyorlarsa ben dinin hukukunu söyledim. Dinin hukuku. Zekatı kime verecekmişiz? Birinci derecede fakirlere. Sonra işte vay hani var ya benim suyumu bulandırdın diye. Hani var ya bizde atasözü. Sen bana ördek mi dedin? Bunun gibi. Allah muhafaza eylesin. O yüzden şahıslar üzerinde konuşmayın. Gözünüzde bir şey görüyorsa şahsın üzerinde konuşun. Gözünüzde bir şey görmediniz. Eyvallah. Şimdi bu kardeş de hüsnü niyetli. Hüsnü niyet içerisinde diyor ki o terör örgütü lideri olamaz. Hüsnü niyeti bu. Bu hüsnü niyetinden sorguya çekilir çekilmez ayrı mesele. Bilmiyoruz çünkü. Ben MIT, BIT, CIA değilim. Devletin elindeki, savcıların elindeki belgeler benim elimde değil. Ben nereden bileceğim? Bilemeyeceğim. Ama savcıların elinde böyle bir belge varsa, böyle bir şey varsa söyleyecek bir şey yok. Allah iyi etsin inşallah. Ha bana sorarsanız, üniversiteye gidecek olan bir kızın başını aç dese açar mısın? Ben aç demem. İşte ya bir yerde bir memuriyete girmek için, şuna buna girmek için işte o adam kapalı olan eşinin başını açtırması lazım. Açtır der misiniz? Demem. Din. Bana derse adam ya biz sizin dergahtan, tarikattan bir adamı buraya katalım, şunu şöyle yapalım, birisinin hakkını yiyelim. Ben onu yaptırmam. Derim ki bu caiz değil. Kimsenin hakkını yemeyin. Din. Ama bana derseniz ki X tarikat hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir şey düşünmem, bir şey demem. Beni ilgilendirmez. Ben derim şeyhlerin minderinin altına para almaları caiz değil. Bir tarikat ders kağıdı, bir ders kağıdı.
ders alandan 100 lira alması nerede görülmüş? Caiz değil. Bir tarikat veya bir cemaat liderinin dini noktada insanlardan para toplaması caiz değil. Bir kimsenin para karşılığında sohbet etmesi caiz değil. Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz demiş. Ben bunları söylüyorum. Bizim hocamıza mı laf söyledin? Kardeşim senin hocanı dahi tanımıyorum. Bana ne senin hocandan, şeyhinden? Git mübarek olsun. Sen her cuma mübareğinde onun cebine para koymayı sen kendine ibadet görmüşsün. Git koy. O da alıyor utanmadan. O da alıyor. Daha az önce içeride muhabbet oldu. Bayındır'a gittik. Bayındır'da kutlu doğum var. Harıl harıl hazırlık yapıyoruz. Ne döndür geldi hocanın adı ya? Ömer ne? Ömer Dengeloğlu. Ben böyle dilim dönmüyor. Döndür geldi oğlu diyorum. Çıkıyorum döndür geldi diyorum. Çıkıyorum. Allah beni affetsin. Muhabbet oldu orada. Benim haberim yok. Oradaki normalde zabıta müdürü dedi bana. Dedim kaç para? Aklıma geldi böyle muhabbet. Kaç para alıyor bu gece dedim ben. 7 milyar dedi. Ne dedim ben? 7 milyar dedi. Çıktı bir sayfa, bir mesela bir sayfa yok. Bir pasaj sahabenin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine olan sevgisini ve bağlılığını anlattı. 7 milyar almış o gece. Gözümle görmedim, zabıta müdürü söyledi. O da fasık bir kimse değil, öyle münafık bir kimse değil. Çocukluğundan itibaren tanıdığım, bizim elimizde yetişmiş bir arkadaş. Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz diyor. Ben böyle söylüyorum, sen bizim hocamıza laf mı söyledin? Kardeşim, ben kimsenin hocasından, hacısından işim yok. Mesnevi. Hazreti Mevlana Celaleddin Rum Hazretleri yazmış mı? Evet. Yazdırmış mı? Evet. Sen bunu tekrar kaleme alıp bunun üzerinden para kazanıyorsan kardeş, istismar ettin. İstismar ettin. Sen Kur'an ayetlerinin üzerinden para kazanıyorsan istismar ettin. Geçen gün ulusal mı ya? Ulusal ne kanal o? Ulusal kanal mı? Ulusal'da o bir tane profesör var ya eski, Yaşar Nuri. Yaşar Nuri dinden para kazananlara bağırıyor habire televizyonda. Altında da Yaşar Nuri'nin reklamı geçiyor. 5 tane kitap, bilmem kaç tane CD, bu kadar. Dinden para kazananları bağırıyor. Altından da altyazı geçiyor. Yaşar Nuri'nin bilmem neyi anlamak, 5 kitap 125 lira, yanında bilmem ne CD'si bedava. Baktım tekrar yayın. Canlı olsa arayacağım. Hoca bu ne? Periz, bu ne turşu diyeceğim. Sen orada dinden geçinenlere laf söylerken altında senin kitaplarının, din kitaplarının parası geçiyor. Böyle bir açmaz ve çaprazdayız. Çıkmazdayız. Yine Güzin abla, ben şimdi konumumu değiştiriyorum. Benim sorum şu. Bir gün bir kadın hayatıma girdi. Tesadüfen iş yerinde tanıştık. Ben onu başlarda hiç sevmedim ama o çok sevdiğini, ayrılırsam kendini öldüreceğini söyledi. Acıdım, çaresiz onunla yaşadım. Zamanla benden uzaklaştı. Ben ona bağlandım. Şimdi beni terk etti.
Onu çok sevdiğimi düşünüyorum. Alkol kullanmıyordum. Alkole başladım. Kendimi kaybettim. Hayat sanki onun üzerine kurulu gibi, unutamıyorum. Onu ne yapmalıyım hocam? Dibine kadar sev. Az sevmişsin. Gerçekten az sevmişsin. Gerçekten az sevmişsin. Git kapısına yat. Buradan kalkan yok. Sevmemiş bak. Hem soruyor, hem cevap veriyor, yerine getirmiyor. Kalksın bu bahadır adam kimse. Ayağa. Bak sevmemiş. Tespitim doğru mu? Sevseydi derdi, benim o ciğeri yanık olan. Ayağa kalksaydı içimdekini söyleyeyim. Vallahi da billahi de onunla beraber gidecektim ben. Diyecektim ki bu delikanlı seni çok sevmiş. Ciğeri yanmış diyecektim. Kalkmadı. Sevmemişsin. Bir kimse sevmediyse, sevmediyse asla, asla gerçek aşığa layık değildir. Seven maşuka layıktır. Seven gerçek sevilene layıktır. Gerçekten bir kimse seviyorsa sevdiği ona helaldir. Seviyorsa onun önünde duracak hiçbir engel yoktur. Hiçbir engel yoktur. Ve gerçekten seviyorsa daha ileri söyleyeceğim. Sevdiği her neyse, sevmek bu kadar mukaddes bir şeydir. Sevdiği her neyse tıpış 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 onun ayağına gelir. Geldi sufinin birisi şeyhine, dedi ki efendim ben aşığım. Kime evladım dedi. Ayşe'ye efendim dedi. Gir oğlum dedi. Cilahaneye. Girdi sufi cilahaneye. Efendim ne çekeceğim dedi. Ya Ayşe oğlum dedi. Sufi içeride başladı. Ya Ayşe, ya Ayşe, ya Ayşe. Buna aklınıza vurursanız kafanız gider. Sufilikte bazen akıl çalışmaz. O esnada da derviş ya, ya Ayşe diye zikir mi olur diye sormuyor bak. Bazı dervişler çok zeki ya, çok akıllı ya. Ya Ayşe diye zikir mi olur ya der. Tabii o çok biliyor ya. Başlamış ya Ayşe, ya Ayşe, ya Ayşe, ya Ayşe. Sabah namazı okunur okunmaz çilehanenin önünde kapıyı birisi vuruyor. Çilehanelerde böyle bir sürgülü önceden bir görme, gözetleme şeyi var. Yeri var. Onun sürgüsü içeriden açılmaz, dışarıdan açılır. Kapıyı vurunca geliyor kapıya, bakıyor, sürgüyü pat açıyor. Bir bakıyor ki Ayşe. Ayşe açıyor sürgüyü. Kapıyı açıyor Ayşe, tak şeyhi geliyor. Evladım Ayşe'yi istedin, Ayşe geldi diyor. Eğer onu isteseydin diyor, o gelirdi. Sufi diyor ki efendim ben onu istiyorum. Kapat kapıyı. Kapatıyorlar. Sufi diyor efendim ne çekeyim? Ya Allah oğlum diyor. Şimdi de ya Allah çekeceksin diyor. O yüzden bir kimse gerçekten seviyorsa, sevdiği her neyse, sevdiği her neyse, tekrar söylüyorum,
gerçekten seviyorsa, sevdiği her neyse tıpış 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 önüne gelir. O öylesine sevsin, ciğerini yaksın, yarsın yüreğini, kendinden geçsin. Her baktığı yerde onu görsün, her içtiğinde onu içsin, her kokladığında onu koklasın. Gözünde, kaşında, canında, ruhunda, sırrında onu görsün. Gelir. Sevmeyenler buna inanmazlar. Sevmeyenler şüphe ederler. Sevenin şüphesi yoktur. Geçenki sohbetinizde banka para yatırmak zorunda kalanlara vebali hesaba yatırmamızı, vadeli hesaba yatırmamızı ve buradan kazanılan parayı ihtiyaç sahiplerine verilmesini söylemiştiniz. Bu paradan ihtiyaç sahibi dervişlere yardım edilmesinde sakınca var mıdır? Yok. Katılım bankalarından kar almak caiz midir? Evet. İçinde namaz kılınan yerlerin hepsini mescit hükmünde midir? Hayır. Tekkede mescit hükmünde mi? Hayır. Kur'an okunurken konuşmak haram. Bu haramı işleyen kişinin yapması gereken bir kefaret var mıdır? Tevbe. Tekkede namaz kılınırken kılmayanların kendi aralarında konuşmaları caiz mi? Evet. Namaz kılan konuşanı nasıl duyuyor ki? Namaz kılan konuşanı duyunca kendisine baksın, ya ben bu konuşulanları neden duydum desin. Kur'an-ı Kerim'de geçen tağut kelimesini alarak şu an oy kullanmak haram diyorlar. Ben ise mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kesin hükümler var. Örnek içki içmeyin, haksız yere adam öldürmeyin, zina yaklaşmayın diye. Ben onlara hangi ayetleri hatırlatmalıyım ve yorumunuzu merakla bekliyorum. Onlara hangi ayeti hatırlatırsan hatırlat, onlar değişmeyecek. Onlar ne zaman Suud'da oy kullanılmaya başlayınca onlar oy kullanmaya haram demekten o zaman vazgeçecekler. Suud'da yakında yasa çıkarıyor şimdi. Belediye başkanlarının seçimle olmasıyla alakalı. Belediye başkanlarını seçmeye başladı mı onlar, merak etmeyin, o fetvalarından geri dönerler. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe okunması gerektiğini savunanlara ne cevap verelim? Hep beraber bütün televizyonlarda, radyolarda, okullarda Kur'an-ı Kerim'in Türkçe olarak okutulması lazım. Evet. İngiltere'de İngilizce, Fransa'da Fransızca, İspanya'da İspanyolca, Portekiz'de Portekizce, Rusya'da Rusça. Kur'an-ı Kerim bütün dünya dillerine çevrilmeli ve bütün dünya dillerinde ne kadar dil varsa hepsine uygun Kur'an-ı Kerimler basılmalı ve orlara dağıtılmalı. Orlara dağıtılmalı. Bütün herkesin evinde bir Türkçe meal olmalı. Herkesin evinde bir kısa da olsa bir tefsir olmalı. Türkçe. Herkesin evinde en az küçük bir Riyâ-ül Sâlihîn 3 cilt Diyanet'in bastırdığı olmalı Türkçe. Olmalı. Muhakkak olmalı hem. Muhakkak olmalı. Bu konuyla ilgili ayet ya da hadis var mı? Neyle alakalı? Türkçe okunmasıyla mı alakalı? Allah alemlere rahmet, öğüt olarak o kitabı indirmiş. Okunsun, anlaşılsın, yaşansın diye indirilmiş. Bir okusalar herkes, bir bilse herkes, bir bilse, bir de uysa, bir de uysa, harika. Arapça okunduğundan bir şey anlamıyoruz diyenlere ne cevap verelim? Muhakkak Türkçesini alın, hediye edin hem. Anlasın, yaşasın.
Hocam cuma namazını bir grup 6 rekat kılıp çıkıyor, bazıları 16'ya tamamlıyor. Ben 6 rekat ilk sünneti ve farzı kıldıktan sonra çıkıyorum. Doğrusu nedir? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri 4 rekat cumadan önce namaz kıldı. Ondan sonra hutbe, ondan sonra cuma 2 rekat, ondan sonra da 4 rekat daha namaz kıldı, cuması bitti. Anladınız? Bu kadar kıldı. Cuma'nın önünde ve ardında kılınan namazlar sünnet namazlar. Diyeceksiniz ki bir de zuhru ayrı var. Öyle değil mi? Zuhru ayrı Osmanlı uleması Anadolu'da cuma işte tam vaktinde kılınmıştır, kılınmamıştır şüphesiyle koydukları bir namaz. Kılmıyorum ben de. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri öyle bir namaz kılmamış. Ben de kılmıyorum. Bunu siz de kılmayın demiyorum. Ben ta namaza başladığımdan itibaren okudum hadislerde. Bu kadar kılmış. Sonradan zuhru ayrıyla vaktin son sünnetini koymuşlar. Namaz kılmaktan bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Bir kimse kılsa ne olur? Hiçbir şey olmaz. Namaz namazdır. Ama ve lakin ben sünnette yok diye kılmıyorum. Ben ağır sanayi işinde çalışıyorum ve pazartesi, perşembe oruçlarını tutmaya özen gösteriyorum. Fakat patron halsiz kalıp olası bir iş kazasına sebebiyet vereceğinden dolayı tutmamamı söyledi. Sizce onu bu konuda itaat etmeli miyim? Evet. Bir kadın nafile oruç tutacağı zaman kocasından izin alıyor ya. Bir işçi de bir eleman da nafile oruç tutacağı zaman çalıştığı patronundan izin almalı. Oruç bir kimseyi etkiler mi? Etkiler. İşini de etkiler mi? Evet. O yüzden nafile oruç için patronundan izin alınabilir. İzin vermiyorsa da tutmaz. Bu da küfürdü, şirkti, günah, kebardı olmaz. Allah bizi yesin. Evet, safları sıkıştırın, kendinize çeki düzen verin, uçuşa hazırlanın, su içmek isteyen su içsin, temel ihtiyaçlarını karşılasın, yanınızdakiyle sohbeti, muhabbeti kesin, dikkatinizi ona göre verin. Bu soruları da cevapladım. Bunların kafalarında soru varken bunları dinlemezler diye. Dinlemezlerse anlamazlar diye inşallah. İşi olan işi ne o vaktinde saatinde çıkabilir. Canınızı sıkmayın. Sema için geç kalabiliriz. O yüzden biz burada firiz. Şu saatte şunu yapacağız diye bir kaidemiz yok. Kendi kafamızdayız biz burada. Kendi kendimizdeyiz. O yüzden kendimizi öyle bir zorunluluk altında tutmuyoruz. Geceler bizim olsun. Hazır mıyız? Harikayız. Bu çocuğa da bir hu deyin. Ama kızmayın. Ha? İyi hu dediniz bak. Hadi bir daha hu deyin. Ha? Evet. Aşkın bir boyuta getirerek, kelime böyle değil mi? Aklı korumanın yollarını gösteren İbn Arabi, İslam medeniyeti içinde yüce bir abide olma yanında, modern ve postmodern düşüncenin çıkmazlarında yol arayanlar için de yol gösteren bir deniz feneri gibidir. Profesör William Çiğittik. Öyle mi okunuyor? Benim yabancı dilim yok. İngilizcesi olan var mı? Kimin var? Senin iyi mi İngilizce onun hocam? Bu nasıl okunuyor? William Çiğittik. William Çiğittik mi? Evet.
Arabi gerçekten kendince kendisine yol arayanlara, ister entelektüel bazda, ister avam bazında, kendisine bir yol arıyorsa bu manada gerçekten yol olabilecek bir kimsedir. Ama bunun için o kimsenin bir temeli gerekir. Temelsiz bu yola girerse, zaten sufilerin genel inancıdır bu. Sufilik için bir temel gerekir. Bu temeli alabilmesi için de bir kimsenin önce bu benim kendimce doğru olan, o kimsenin bir sufi topluluğunun gidip içinde bulunup intisap etmesi gerekir. Sebep, eğer bir sufi topluluğun içer, sufi diyorum, tarikat demiyorum, dikkat edin. Bir tarikat şeyhi demiyorum, bir tarikata demiyorum. Bir sufi topluluğuna gidip oranın üstadına intisap etmesi gerekir. Mesnevi okuyacak, o yolda ilerleyecek olanlar için de bu şarttır. Yoksa bu sadece okumaktan ibaret olur. Onu yaşayaraktan özümseyecekse muhakkak bir sufi topluluğun içerisine gidip o sufi topluluğunun üstadına, ustasına ne diyor deniliyorsa intisap edip oraya gönül vermesi gerekir. Ve o kimse kendince o zaman fenerini bulur mu? Evet. Yolunu bulur mu? Evet. Kendince kendisine lazım olanı alabilir mi? Evet. Ve öyle zaman içerisinde, tabirimi hoş görün, abide şahsiyetler Cenab-ı Hak meydana çıkarmışlardır, çıkarmıştır. O abide şahsiyetler uzun müddet onların nefesleri kendilerinden sonra gelecek olanlara yol göstermiştir. Yollarını aydınlatmıştır. Cenab-ı Hak bu manada istediği şahsiyeti istediği noktada kullanır. Devam ediyoruz. Alem hakkın rüyasıdır. William Çitik. Alem hakkın rüyasıdır. Rüya nasıl peygamberliğin 46 cüzünden bir cüz ise, rüya aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından bir sıfattır. Rüya Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarından bir sıfattır. Eğer hakkel yakin noktasında görülen rüyalar direkt Cenab-ı Hakk'ın ezeli ilminden coşup gelen ilimlerdir. O yüzden alem, varoluş, varlık hakkın rüyasıdır dendiğinde hakikat payı var mıdır? Evet. Hayalin yerini bilmeyenlerin hiçbir şey hakkında bilgileri de yoktur. Fütuhat 2. cilt 313-2. Böyle adım adım mı gidelim? Hayalin yerini bilmeyenlerin hiçbir şey hakkında bilgileri de yoktur. Hayal, zaman zaman burada geçen hafta da hayal mi konuştuyduk? Geçen hafta da konuşmuştuk. Hayal, az önce de birisi sormuştu. Biz aklımızla mı hayal ederiz diye. Evet. Hayalin avamdaki yeri, yaratılmış halktaki yeri birinci derecede akıldır. Akıl
duyu organlarıyla öğrendikleriyle hayal eder. Bir erkek düşünün. O erkek hiç bir varlık görmedi. Adem. Adem'e bütün Cenab-ı Hak isimleri öğretti. Ama Adem akli olarak bir kadının var olduğunu, bir kadının var olacağını, bir kadın olacağını bu noktada hiç hayal etmedi. Ona vesveseyi veren, aklına koyan kim oldu? Şeytan oldu. Dedi ki Adem'e, söyle Rabbine, sana bir eş yaratsın. Havva, Adem'in hayali oldu. Havva, Adem'in hayali oldu. Çünkü şeytan onun aklına vesvese tohumunu dikti. Dedi ki, Rabbine söyle, sana bir eş yaratsın. Adem ondan sonra Havva'yı hayal etti. Havva'yı hayal ettikten sonra Havva'yı istedi. Ama Havva'yı hayal eden Adem oldu. Adem'i kim yarattı? Allah. Ve Adem'in bu isteği kabul oldu. Neden? İlmi ezelide Havva vardı. İlmi ezelide Havva var olduğu için anında tecelli etti. Duası. İlmi ezelde vardı çünkü. İlmi ezelde var olanlar anında tecelli eder. İlmi ezelde yok olan bir şey zaten isteyemezsin. İlmi ezelde olmayan bir şeyi isteyemezsin. Bir şeyi istiyorsan ilmi ezelde vardır. Var olanı istersin. Adem de ilmi ezelde var olanı istedi. Anında Cenab-ı Hak ona verdi. Bu kulun hayal görmesi, aklıyla hayallemesi. Ama hayalin ikinci veçesi neydi? Rabbinden gelen. Bu neydi? Kul ilim olarak, akıl olarak böyle bir şeyi bilmediği halde ona mana olarak, rüya olarak ona indirilmesiydi. İşte bu noktada hayalin hak tarafından kopup gelen, ilmi ezelden kopup gelen bir şey olduğunu bilmeyenler, hiçbir şey hakkında da bilgileri yoktur der Arabi. Sorularımız Şeyh-i Ekber'in hayal alemlerinden ölüm ve sonrasından berzaha başlayalım. Eyvallah başlayalım. Ölüm ve ahirete ait öğretiler, İlahi birlik, tevhid ile peygamberliğe imandan sonra gelen ve İslam'da imanın üçüncü şartı olan Allah'a dönüş ile ilgilidir. Müslüman alimlerin bu söylemde tartıştığı konular arasında gönüllü dönüş, ihtiyari rücu ile zorunlu dönüş yani mecburi rücu vardır. Tabi ölüm ve ahiret, bilhassa ahiret, inanılması gereken bir şeydir. Cenab-ı Hak Fatiha-i Şerife'de o ahiret gününün, o hesap gününün sahibiyim der. O zaman ahiret kavramına iman ederiz. Ve ahirete döndürüldüğümüzde hesaba, kitaba çekileceğimize de iman ederiz. Cenab-ı Hak birçok ayeti kerimede sonunda ona döndürüleceksiniz der.
sonuçta ona döndürüleceğimize de iman ederiz. Dönüşümüz hakkadır. İman ederiz. Dönüşümüz hakkadır. Döndürülüşümüz hakkadır. Dönüşümüz hakkadır. Döneceğimiz haktır. Ya döndürülürsünüz ya dönersiniz. Öyle değil mi? İsteseniz de istemeseniz de bazen ayet-i kerimelerde öyle der. Kafirler istemeseler de hakka döndürülecekler der. Bu dönüş alemidir ahiret. Bu döndürülüş alemidir ahiret. E bir kimse o zaman eğer dönüşünü gerçekleştirdiyse, biz dönüşünü gerçekleştirmiş olan bir kimseye dönüşün haktır diyebilir miyiz o kimseye? Biz Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine dönüşün hakkadır diyebilir miyiz? Bazıları bu sırra vakıf olup da dönüşünü gerçekleştirdiyse biz ona senin dönüşün hakkadır diyebilir miyiz? İşte Müslüman alimler bu söylemde tartıştığı konular arasında gönüllü dönüş. Bir kimsenin isteyerek hakka yönelmesi. Bir kimsenin hakka yönelmesi, hakka dönmesi. Bu dönüşe başka bir mana da verebilirim. İçimdekini saklayıp gizlemeyeyim. Hakka dönüş, o kimsenin hak esmasının üzerinde tecelli edip hak olmasıdır. Bu o kimsenin kendi gönüllü hakka dönüşmesidir. Hakka dönüşmek Allah olmak demek değildir. Hakka dönüşmek o kimsenin her haliyle hakkın tecelliyatına ram olup her zerresinin hak olmasıdır. Gönüllü dönüşten bunu anlıyorum. O kimse her haliyle hakka yönelmiştir. Her halinde hak vardır onun. Her halinde onun hak var ise onun hakka yönelme gibi bir şeysi, hakka dönme gibi bir hali kalmamıştır. Zaten o ondadır. Onda ise o onunladır. O onunlaysa ona dön demek zuldür. Ona dön demek diyen için körlüktür. O körün körüdür. Ona dön demesi. Çünkü ona yönelik olanlar da bir veçeleriyle hep ona yönelik olduklarından her şeyin ona yönelik olduğunu görürler. Ne zaman ki o halden dışarı çıktıklarında ona yönelmeyenleri o zaman görürler, fark ederler. O zaman bu gönüllü dönüşü gerçekleştirenler hakka dönenler. Gönüllü dönüşü gerçekleştirenler hakka yönelenler. Onlar için yeniden bir dönüş yoktur. Onlar onun yolunda, izinde, kokusunda, onun ama cemalinde, ama celalinde, ama kahhariyetinde, ama rahmaniyetinde tecelli
tecelli tecelli yürürler. Biz onların hallerine hayretten hayrete geçme, halden hale geçme, hakikatten hakikate geçme, tevhidin perdelerinden perdelerine geçme, perdeden perdeye geçme, perdeden perdeye geçme, halden hale, hayretten hayrete, kısacası hakikatin perdelerinden hakikatine, hakikatin perdelerinden hakikatine yürüyüş, uruç, seyir olarak görürüz. Bu bazen uruç olur, bazen seyir olur, bazen hakikatin tam göbeği olur, bazen hakikatin ta kendisi olur. Bizim onlara bu noktada söyleyecek bir sözümüz olmaz. Onlar kendi gönülleriyle, kendi el ve ayaklarıyla, kendi yürekleriyle farzlara sımsıkı yapışıp, nafilelerle yaklaştıkça yaklaşıp, ondan sonra Allah'ın sevgi tecelliyatına mazhar olup, Allah'ın sevgi tecelliyatına mazhar olup, onunla gören, onunla duyan, onunla konuşan, onunla yürüyen, onunla dinleyen, onunla her şeyini onunla yaşayanlardır. Burada o kimsenin artık kendisi yoktur. Onun dönüşü gerçekleşmiştir. Öylesine dönüşü gerçekleşmiştir ki onu gördüğünüzde Allah hatıra gelir. Allah'ın öyle kulları vardır ki yeryüzünde onu görenlerin akıllarına Allah gelir. Çünkü onunla görür, onunla duyar, onunla tutar, onunla yürür, onunla konuşur o. Gönüllü dönüşme budur. Biz onları kendimiz gibi insan zannederiz. Hani Hazreti Pir der ya, sakın ha müşriklere dem vurarak der. O da bizim gibi insan yer, içer, uyur deme. Evet. İkincisi neymiş? İhtiyari rucu. İhtiyari. Bu o kimsenin az önce söylediğimiz gibi kendince çabası değildir. Gayri ihtiyarıdır. Kendince bir plan program kurmamıştır. Bunların dönüşleri Cenab-ı Hakk'ın seçmesidir. İhtiyari, gayri ihtiyari. Öbürkü zorunlu. İhtiyari de olmasa işte kafiri de, mümini de, münafı da hepsi de ne yapacak? Zorunlu. Ona döndürülecek. Bizim için bunlar değil sufi sohbeti. Bizim için gönüllü ona dönmek. Sufiler gönüllü bir şekilde ona dönenlerdir. Çünkü sufi anlayışta zorunluluk yoktur. Bir kimse namazı emrolunduğu için kılar. Şeriaten emrolunmuştur, kılar. Kılmak zorunlu mudur? Evet. O da zorunlu olduğu için mi kılar? Evet. Oruç tutmak zorunlu mudur? Evet. O da oruç tutmak zorunlu olduğu için mi kılar? Evet. Zorunlu döndürülüşlerin içerisinde bunlar da vardır. Sufiler öyle değildir. Sufiler gönüllü kendilerini satarlar. Bir kimseyi bir zorla köle yaparsınız. Zorla köle yaptığınız kimsenin gözü kapıdadır.
eli, gözü elindeki ayağındaki prangasındadır. Siz zorla bir kadını nikahınıza alırsınız. Zorla evlendirilmiştir ya bir kadın. Ömrünce mutsuzdur o. Bir adam zorla evlendirilmiştir ya, ömrünce mutsuzdur o. İslam değildir bu. İslam gönüllülük esasına dayalıdır. Hani geldi ya kadının birisi, bu adamların dedi bizlerden hakkı nedir söyle. O da dedi ki böyle böyle, hayır demeyeceksin. Yat dediğinde yatacaksın, kalk dediğinde kalkacaksın. Kısadan kestim. Kadın dedi ki vallahi ben hiç evlenmeyi düşünmüyorum. Bu şartlarda. Hazreti Peygamber Efendimiz dedi ki o evlenmeyi istemediği müddetçe onu evlendirmeyin. Anne babalar çocuklarınızı zorla evlendirmeyin. İslam gönüllülüktür. Sufi yol gönüllülüktür. Bir kimseyi zorla sufi etmeye çalışma. Neden zulmediyorsun ona? Zorla ders al bak şeyhimizden. Bizim şeyhimizde muhakkak ders al. Aman gel bak ders al, işin düzelir. Aman gel bak ders al ha, evliliğin düzelir. Aman gel bak ders al ha, çocuğun yoksa çocuğun olur. Deme. Burası işçi bulma kurumu mu? Burası evlendirme dairesi mi? Burası şifahane mi? Hastane mi burası? Değil. Gönüllülük. Az önceki söylediğim hadisi kutsiyi yaşama. Farzları yerine getirip kendi isteğiyle, kendi gönlüyle, seve seve. Seve seve. Namazı kılarken seve seve kılmak. Namazı seve seve kılarken yanında top atılsan olacak. Değil konuşanlar. Sen orucu seve seve tutuyorsan, vay oruç tuttu baş ağrıdı. Baş ağrısı neymiş? Sevgiliye miskamber gibi bir ağız kokusuyla gitmek isteyenin başı mı ağrır? Eriyle yatmak istemeyen kadının başının ağrımasının sebep göstermesi gibi. Eriyle yatmak istemeyen kadının yorgunluğu bahane etmesi gibi. Kadınıyla yatmak istemeyen adamın tansiyonum var, başım ağrıdı, yok belim ağrıdı, yok bugün çok yoruldum demesi gibi. Sevgiliye koşuyorsan bahanen yok. Sevgiliye koşuyorsan bahanen yok. Sevgiliye miskamber gelecekse senin ağız kokun, oruca oruç eklemeye çalış. Bir gün gelir beraber iftar ederiz diye. An gelir iftarı onunla ederim diye. An gelir iftarı sevgiliyle yaparım diye. Sen namazı nasıl zorunluluk görürsün? Namazda sevgiliyle buluşmak var iken, onunla en yakın hali yaşayacakken, sevene var mı zorunluluk? Seven kendince ben bunu zorunlu yapıyorum diyorsa yapmasın. Sevmek o değildir. Sevmek üvey kuşu gibi sevdiğine kanat çırpmaktır. Sevmek sadece sevdiğini görüp onu konuşmaktır. Sevmek sadece sevdiğinin dili olmaktır. Sevmek sadece sevdiğinin olmaktır. Elin onundur, ayağın onundur, gözün onundur, kaşın onundur, hayatın onundur, nefesin onundur, her şeyin onundur. Senin hiçbir şeyin yoktur, hiçsindir. Her neyin var ise 60'ındır arkaya. Bir hiç olarak onun önüne gelmişindir. Neyin var ki? Şuyum var diyorsan sevmemişindir. Sevenin o yüzden
hiçbir şeysi yoktur. Yunus namussuz muydu? Arı namus şişesini vurdum taşa dedi. Ahmak akıllılar kendilerince Yunus'a derler ki arı namusu yoktu. Ahmak. O tam haliyle Hakk'a yönelip Hak olmuştu. Avam için lazımdır arı namus. Onun arı namusunu koruyacak olan da odur. O teslim olmuş. Benim namusum da sensin. Benim utancım da sensin. Benim sevincim de sensin. Benim üzüntüm de sensin. Benim hasretim de sensin. Benim sancım da sensin. Benim derdim de sensin. Benim dermanım da sensin. O hale gelmiş. Gönüllü dönüştür sufilik. Sufiler dönüşlerini gönüllü olarak yaparlar. Zorunlu değil. O yüzden bizi eleştirirler. Biz hiç kimseye namazını kıl demeyiz. Kimseye işte başını ört, sakal bırak, cübbe giy demeyiz biz. Eleştirsinler bizi. Biz deriz ki sevdiğin zaman yap. Seviyorsan yap. Seviyorsan. Seven koşar çünkü. Sevmeyeni koşturtturamazsınız. Sevmeyen kılını kımıldatmaz. Erkekler şöyle düşünün. Bir kadın seviyorsa bardağa baksanız o uçar. Melaike gibi bardağınızın suyunu doldurur gelir. Sizin bakmanıza bile ihtiyaç yoktur. Bir kadın bir erkeği seviyorsa gönlünden geçeni bilir. Gönlünden geçeni bilir. Erkek gündüz akşama bir kuru fasulye olsa da yesem dese evde kadın kuru fasulyeyi başlar karıştırmaya. Aşık kadındır bu. Bir erkek seviyorsa eşini, eşinin aklından geçirmesi erkeğe yeter. Aklından geçirmesi yeter. Dese ki kendi kendine ya evde pirinç bittiydi. Adama da söyleyemedim. Adam pirinçle gelir eve. Adam eve pirinçle gelir. Gönüllü dönüştür bu. Gönüllü. Sufilik gönüllü dönüştür. Kardeşler, size bir kardeş tavsiyesi. Her şeyinizi sevgiyle ve gönülle yapın. Zorlamayın kendinizi. Karşınızdaki kimseyi de zorlamayın. Asla gönülle yürüyün yolunuzu. Ve karşınızdakinden de bir şey beklemeyin. Siz neyseniz gönülle akıtın ona. Asla bir şey isterseniz velev ki o gönülsüz yaparsa size şeriatta değil hakikatte haram olur o. Şeriatta değil hakikatte büyük zul olur o. Aman ha! Aman ha! Bu yol incedir. İnceden de incedir. Bu yol incedir. Yol inceden de incedir. Sakın ha! İsteme. O gönlüyle coşsun sana coşacaksa. Sen gönlünle coş. Başkasının gönlüyle coşmasını bekleme. Ak Fırat Nehri gibi. Yürü. Yürü. Coş. Merak etme. Önünde senin duracak hiçbir şey yok seviyorsan. Gönüllü döndüysen vallahi de billahi de tillahi de ya Rabbi dediğinde önünde süliyet belirecek senin. Söyle diyecek. Söyle. İste. İste. İstemeye utanırsınız.
istemeye utanırsınız. Gönüllü dönüş demek hakkın aynası olmak, hakkın aynası olmaktır. Gönüllü dönüş hakkın tam anlamıyla o kimsenin üzerinde tecelliyatı demektir. Allah biz onlardan eylesin. Şeyh, kabirde nefsi sorgulayan iki melek, İsrafil'in ölülerini dirilten surunu üflemesi, mahşer günü insanların yaptıklarını tartan terazi gibi, imana ait olan şeyleri reddetmeye aklına bile getirmez. Konuşmaz bile bunları. Hiç bunları konuşmaz Arabi. Bunlar ehli şeriata lazım mıdır? Evet. Değil mi? Gelecek iki tane melek soracak değil mi? Rabbike nebike diyecek değil mi? Doğru mu? Doğru. Sufiler bunları konuşmazlar. Sufi olmayanlar yazarlar bunları. İşte kabre girilecek de, Rabbike nebike sorulacak da, işte sur üflenecek de. Değil mi? Doğru mu? Doğru. Size bir küçük bir şey söyleyeyim. Hani sahabenin içerisinde kalp ehilleri var mıydı? Evet. Hazreti Ömer Efendimiz'i kabre koydular mı? Evet. O kabir ehli olan sahabeler onun kabre girdiğini gördüler mi? Evet. Sorgu melaikeleri geldi mi? Ona Rabbike nebike derlerken de o kabir ehli onu gördü. Hemen meleklerin yakasından tuttu. Hazreti Ömer Efendimiz. Meleğe dedi sen kaç bin yıllık yoldan geldin? İşte şu kadar bin yıllık yoldan. Ona dedi ki sen o kadar bin yıllık yoldan geldin unutmadın da. Ben dedi şuradan şuraya geçtim şimdi bunları unuttum mu zannettin? Bir hitap. Bırakın onu. Bir hitap. Bırakın onu. Sufi sen. Tut yakasından. Ama burada dönersen tutacaksın yakasından. Öyle atma havadan. Ya sen burada bir dön. Burada bir dönüşünü gerçekleştir. Burada böyle bir otur. Şöyle bir hu dediğinde şöyle dilinden bin bir tane hu çıktığını duyalım görelim. Muhteşem. Sırat lazım. Geçen geçsin. Ya mahşer lazım. Üflesin. Lazım. Kime lazım? Zorunlu dönenlere. Hadi bakalım üflediler kalkın ayağa. Sen? Ah kardeş. Kimileri var o dönüşü gerçekleştirmişler. Oturmuşlar Arş-ı Ala'nın tepesine. Ya onlar bırak sen. Onları konuşacağım diye uğraşma. Ya sen bak yan derdine. Ya ne mahşer estantta neleri var. Hadislerde var. Doğru mu? Hepsi doğru. Hak mı? Hepsi de hak. Ama aynı hadislerde de şu var. Mahşer halkı diyor. Kendi derdiyle yanarken, perişanken kafasını kaldırır bakar diyor. Bir de ne görseyi. Bir grup diyor, bir kavim. Allah'ın gölgesine oturmuşlar. Hiçbir gölgenin olmadığı yerde. Peygamberler onlara hayretle ve gıptayla bakarlar. Ve sorarlar, bunlar hangi peygamberlerden? Bir münadi melek cevap verir, bunlar peygamber değil. Bunlar hangi şehitlerden? Münadi melek cevap verir. Bunlar şehit de değil.
O zaman sorar mahşer halkı, bunlar kim? Herkesin dilleri 18 metre, 36 metre, kimisi yaya, kimisi piyade, kimisi gömülmüş, kimisi... Hepsi de hak mı? Hepsi de hak. Öyle gidecekler mi? Evet. Öyle mi gidiyorlar? Evet. Yum gözünü gör. Uzak değil. Ama yum gözünü gör. O kürsüdekiler de uzak değil. Bunlar kim? Bunlar dünyada, yeryüzünde yaşarken birbirleriyle akraba olmadıkları halde, birbirlerinden menfaatleri olmadıkları halde Allah için birbirlerini sevenler, toplandıklarında da Allah'ı zikredenler, işte diyor onlar nurdan minberlere, nurdan elbiseler, başlarında da nurdan taç ile giydirilerekten getirirler. Hani mahşer kardeş, hani sırat, hani sur mur neredeymiş ya? Ha bir gelsin üflesin ya. Sen gönülle dönmeye bak. Neymiş? Menfaat olmayacak. Az önce ne dedim? Burası evlendirme müessesesi değil. Gidin ATV'den evlenecekseniz evlenin. Burası SSK değil. Ne o iş bulma kurumu adı ne? İş ve işve bulma kurumu. İş ve işve iş ve iş kur değil burası. Ya burası Allah için sevenlerin toplandığı yer. Soruyoruz mu cinsiniz ne, ırkınız ne, cibiliyetiniz ne, paranız ne, pulunuz ne, makamınız ne? Bizi ilgilendirmiyor hiç. Nüfus cüzdanınızda ne yazıyor diye soruyoruz. Bizi ilgilendirmiyor hiç. Hiç ilgilendirmiyor. Hiç 7 yıldan beri buraya gelip gidenler bir günden bir güne kapıdan sizden para isteyen oldu mu? Yok. Değil mi? Olmadı değil mi? Oldu mu savaş kapıdan para isteyen oldu mu? Oldu mu benden habersiz böyle bir şey yaşayan var mı? He? He, menfaatsiz. Akraba değiller. Birbirlerinden menfaatleri de yok. Ya Allah için birbirlerini sevenler. Allah için birbirlerini sevenler. O yüzden gönlü koyuyoruz ortaya. Kardeşler, Allah için sevin. Birbirinizi de, kardeşlerinizi de, arkadaşlarınızı da Allah için. Aman ya, savaş mali müşavir başıma bir iş gelirse halleder. Savaşta samimi olayım. Sakın ha, olamazsın. Ya arana muhakkak düşmanlık girer. Burada girer hep. Ondan sonra dersin ya ben bu savaşta neden geçinemiyorum bir türlü? Geçinemezsin. Neden? İçinde menfaat var çünkü. Menfaatsiz gel. Nedensiz, niçinsiz gel. Kimliksiz gel bize. Senin burada ne iş yaptığını sormuyorlar. Paranı da sormuyorlar. Sormayacağız da zaten. Aman uzak dursun bizden. Ya Allah için sev. Allah için. Allah için gel. Sebep bu gönüllü dönüş. Ve o gönüllü dönüşün sonrası var çünkü. Ha millet bata çıka geliyormuş, gelsin. İsterim ki sen o nurdan minbere otur oraya. İsterim. Tüm kardeşler için. İlahiyatçılar ve felsefecilere göre İslam düşüncesinin genel yönü Allah ile yaratılmışlar arasında her türlü benzerliği olumsuzlamak
ve Allah'ın karşılaştırılmazlığını ispat etmektir. Sufiler böyle düşünmezler. Biz olumsuzlaştırmayız çünkü. Hatta sufiler şöyle düşünürler. Herkes kendisi gibi olanı sever. Cömert, cömerti sever, cimriyi sever mi? Muhabbet ehli, muhabbet ehlini sever. Sabahtan akşama kadar oklava yutmuş, dut yumuş, bülbül gibi susanı ne yapsın muhabbet ehli? Değil. Herkes kendince olanı sever. Cenab-ı Hak da diyor mu Allah cimrileri sever diye? Demiyor. Allah cömerttir, cömert olanları sever. Hiç ayet okudunuz mu cimrileri sever diye? Nereden olumsuzlaştırıyor? Olumsuzlamak yok. Ya benzemek var önce. Önce benzemek var. Ondan sonra hallenmek var. Ondan sonra onun sıfatının senin üzerinden tecelli etmesi var. Arabi'ye göre bu tür hermetik çabalar hakikatin mahiyeti hakkında cehaletten, Kur'an ve hadisin vahyedilmiş niteliğine saygısızlık ve Allah'a karşı edepsizlikten kaynaklanmaktadır. Yani olumsuzlamaya çalışmak. Müthiş. Doğru anlıyorum değil mi? Arabi'ye göre bu tür hermetik çabalar, yani Allah'ın sıfatsal noktada tecelliyatını olumsuzlaştırmak. Yani Allah cömerttir, insanlar da cömertlik yaparaktan ne yapar? Ona benzemeye çalışır. O olur mu? Olmaz. Ama ona benzemeye çalışır. Bunu bir kısım alim, ulema takımı kabul etmez. Sufiler bunu kabul ederler. Biz sufiler olarak önce onun ahlakıyla ahlaklanmayı isteriz. Bir taraftan hadis-i şerif nedir? Der ki Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Der ki gelirler Hazreti Ayşe annemize. Hazreti Peygamber'in ahlakı nasıldı? Siz Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz ya Ayşe. İşte der onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. O zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın sıfatsal boyutta en zirvede tecelli ettiği kimsedir. O yüzden Arabi başka bir yerde de der ki peygamberler Allah'a en yakın ve en fazla bilen insanlardır der. Ondan sonra da velileri koyar. Bazı yerlerde sufiler der. Veliler demez, sufiler der. O zaman burada normalde bu benzemeye çalışanların yolunu hor hakir görmek, Kur'an ve sünnete ne yazık ki vakıf olamamak, ona sırt dönmektir. Arabi Kur'an ayetlerinde söylendiği üzere kitabın bir kısmına inanıp başka kısımlarına inanmayanlarla bu ilahiyatçıları bir tutar. Evet. Yani bu tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'in bazı hükümlerine, bazı kurallarına, bazı ayetlerine karşı çıkanlar olmuştur. Hani bunun zamanı bitmiştir diye düşünmüşlerdir. Hani böyle işim siyaset değil, yanlış anlaşılmasın ama bariz bir örnek. Hani Süleyman Demirel televizyonda demişti. Yani Kur'an'ın bu noktadaki İslam hukuku bitmiştir, miadını doldurmuştur. Bundan sonra İslam hukukuna dönüş yoktur. Olmaması gerekir. Olmaz diye televizyonda bir açıklamada bulunmuştu. Mesela dünya üzerinde şimdi bir kısım kendisini de İslam alimi olarak bildiren kimseler vardır ki İslam hukukunun yeniden icra edilmesinin mümkün olmadığını, dönülmesinin bu noktada mümkün olmadığını söyler. Mesela Kur'an ve sünneti bu noktada Kur'an ve sünnetin üzerinde başka şeyler bulurlar. Şimdi az önceki sohbete de atıfta bulunayım ben. Bir kardeş de Fethullah Gülen için söylemişti ya, çok mübarek demişti ya.
Mesela Fethullah Gülen için demokrasiden başka bir şey yoktur. Dönülmez yoldur demokrasi onun için. Açıklaması buydu. Ben de dedim ya, bir İslam alimi nasıl demokrasiyi dönülmez yol olarak görür? Bir İslam aliminin demokrasiyi yol görmesi mümkün değildir. Neden? Yani bütün herkes zina helal olsun deyince zinayı helal mi edeceğiz şimdi? Bütün herkes eşcinsel evlilikler yapılması lazım derse, demokratlık da bunu gerektiriyorsa, biz de eşcinsel evlilikliğe caiz mi diyeceğiz şimdi? Bir Müslüman demokrat olabilir mi? Hayır. Hayır. Bir Müslüman demokrat olamaz. Bir mümin demokrat olamaz. Müminin elindeki hayat kitabı nedir? Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnetin haram ettiğini hiç kimse helal edemez. Helal ettiğini hiç kimse haram edemez. Din belli. Dini de tamam ettim demiş Cenab-ı Hak. Eksik yok. O yüzden bir Müslümanın kendi kendisini ben demokratım, demokrasiden deniş yok demesi mümkün değildir. Mümin mümkün değil diyemez. Bir mümin ben layıkım diyemez. Diyemez. Mümkün değil. O zaman mümin için birinci derecede Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnette var olanı kabul eder ve iman eder. E işte bir kısım ilahiyatçılar veyahut da bir kısım araştırmacılar veya kendisilerini alim görenler Kur'an ve sünnetin kabul ettiği şeyleri reddediyorlar. Hani geçenlerde bir İzmir toplantısı oldu. İzmir'deki sohbette rüyettir deyip de bir mevzu oldu. Profesörlerin hepsi de bağırdılar, böyle bir şey olamaz, rüyetullah olamaz dediler. Dedim ya, olamaz demeyin. Hadisleri inkar ediyorsunuz. Hadisleri inkar ediyorsunuz dedim. Yok öyle hadis dediler. Dedim var. İmam-ı Azam Hazretlerinin içtihadı da var. Hayır, İmam-ı Azam da öyle bir şey dememiştir dediler. Dedim haftaya getirin delillerinizi. Bir dakikaya. Ben bir dakikaya delillerimi götürdüm. Oturdum. Orada okudum. Dedim bu kürsü, bu masa delil getirecek olanı açık dedim. Üstünden 4 ay geçti. Geçti mi? Geçti. Hala da perde arkasından konuşacağız diye uğraşıyorlar. Gelin. Döven söven mi var sizi? İlahiyatçılar ve bir kısım kendisini din araştırmacısı görenler Kur'an'ın bazı ayetlerini inkar ediyorlar. Gizli gizli. Dünya üzerinde İslam hukukunu gizli gizli reddediyorlar. İnanmıyorlar. Kendilerince İslam hukukunun uygulanabilirliğine inanmıyorlar. İnanmıyorlar. Kur'an ve sünnetin kendi içerisindeki kaidelerine inanmıyorlar. Az önce bir kul farzlarla Allah'ın farzlarını yerine getirmekle Allah'a en sevgili işi yapar. Nafilelerle yaklaştıkça yaklaşır. Allah onu sever. Allah onu sevince gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, yürüyen ayağı olur. Onunla konuşur, onunla görür, onunla duyar. Hadisini inkar ediyorlar. Ederler. Neden? İşlerine gelmiyor. Hocam, ihsan hadisini nereye koyuyorsunuz diyorum. Bakıyor şimdi. İhsandan anladığına bağlı diyor. Hocam ne anladın onu söyle bana.
sen ne anladın? İlahiyat profesörü olarak ihsandan ne anladın? Bakıyor şimdi. Hocam anlaşılmaz değil ki. Hadis-i şerifi, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ilahi bir rumuz, ondan gelmiş söylemiş, vahiy olarak, vahiy olarak söylemiş. Söylemiş olduğu vahyi tekrar kendisi ne yapmış? Tefsir etmiş. Demiş Allah'ı görüyormuşçasına yaşamandır. Allah'ı görüyormuşçasına. Nereye koyacağım bu hadis-i şerifi? Allah'ı görüyormuşçasına yaşamandır. Ardından bakın ne yapıyor? Tefsir ediyor. Ardından tefsir ediyor. Bizim anlayacağımız seviyeye indiriyor. Avam seviyesine. Yani ümmet seviyesine indiriyor. Kendisi o noktada değil. Çünkü kendisi görüyormuşçasına yaşıyor. Ve diyor ki sen onu göremesen dahi her an onun seni gördüğünü hissederek yaşamandır. Mümin için iki hal var. Bir hal görüyormuşçasına yaşaman. Aşkın zirvesi, aşıklığın zirvesi, müminin zirvesi görüyormuşçasına yaşamak. Hani ne güzel ya şarkı. Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe sırf sana benziyor diye merhaba dedim. Ölüyorum bu tarafına. Sırf sana benziyor diye merhaba dedim. Sırf ona benziyor diye, ona benziyor diye. Sırf ona benziyor diye. O değil ama ona benziyor. Gözleri onun gibi. Gülüşü onun gibi. Bir savruluşu var onun gibi. Bir konuşması var onun gibi. Sabahlara kadar dinle. Bir önünde sekişi var onun gibi. Bir yürüyüşü var onun gibi. Bir tebessüm edişi var. Vallahi onun gibi. Billahi onun gibi. Bir saçını okşayışı var. Vallahi de billahi de o okşamış gibi. Bir sarını düzeltmesi var senin. Hüzünlü anında. Vallahi o düzeltmiş gibi. Hani önüne oturup da ne oldu demesi var ya. Onun gibi. Görüyormuşçasına yaşamak. Görüyormuşçasına yürümek. Görüyormuşçasına dinlemek. Görüyormuşçasına bakmak. Ne tarafa dönersen dön. Onu görüyormuş gibi olmak. Ha şimdi. Ha şimdi. Ha şimdiki çarkta. Ha şimdiki Allah deyişte. Ha şimdiki secdede. Ha şimdiki selam verişte. Ha şimdiki tebessümde. Ha şimdi buradan dönünce köşeden. Ha şimdiki bu nefeste. Bitti bu nefeste. Görüyormuşçasına gibi. Görüyormuşçasına. İlahiyatçılar inkar etse de görüyormuşçasına ya Resulallah. Sen söyledin ya. Bizim önümüze bir kapı açtın. Bizim önümüze bir yol açtın. Bizim önümüze bir nimet koydun. Bizim önümüze bir lütuf kapısı açtın. Görüyormuşçasına. Öyle yaşayamazsaydık kabız halinden ölürdük. Görüyormuşçasına yaşayamazsaydık. Görüyormuşçasına kendimizi dalgadan dalgaya, perdeden perdeye, halden hale atamasaydık. Görüyormuşçasına hayretten hayrete atamazdık. Atamasaydık ölürdük. Sıkıntıdan patlardık. İntihar ederdik. İntihar ederdik. Hayatımızı sonlandırırdık. Hep ümidimiz var. Görüyormuşçasına. Belki de bu perdede. Belki de bu perdede. Belki de bu halde. Belki de bu seyirde. Görüyormuşçasına. Belki de semanın en olmadık anında. Allah derken arş-ı âlâ'nın perdesinin arkasından yüzünü gösteriverecek. Görüyormuşçasına. Öylesine Allah diyelim. Belki de bu Allah deyişte gösteriverecek kendini. Görüyormuşçasına. Ne güzel şarkı değil mi? Hiç tanımadığım bir kimseye sırf sana benziyor diye merhaba dedim.
görüyormuşçasına. Boş verelim, aldanalım, o zannedelim, ondan aldanalım. O zannedelim de ondan aldanalım. Ona benzettik diyelim. Ona benzettik, aldatsın bizi. Biz aldandığımıza dahi bakmayalım, aldandık bile demeyelim. Dışarıdan bakanlar amma safsın ha desinler. İşte ilahiyatçılar ve bir kısım kendisini alim ulema görenler, Kur'an ve sünnetle sabit olan, Kur'an ve sünnetin bize anlattığı, Kur'an ve sünnetin bize açıkladığı hakikatleri yokmuş gibi görürler. O yüzden bunları görmeye çalışan, bunları yaşamaya çalışan sufileri hor hakir görüp eleştirirler. Şeyh, Allah'a karşı en büyük edepsizlik Allah'ın kendisi için atfettiği şeye bakarak kendisine atfettiği bu şeyle onun karşılaştırılmaz olduğunu ilan etmektir der. Muhteşem! Muhteşem! En büyük edepsizlik Cenab-ı Hakk'ın kendisine atfettiği şeyleri kullarının inkar etmesi. Hani var ya, sen atmadın, ben attım dedi. Ne yaptı? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin attığını kendisine atfetti. Sen atmadın, ben attım dedi. Sen öldürmedin, ben öldürdüm dedi. Sen öldürmedin, ben öldürdüm dedi. Ne dedi? Onun elini tutanlar gerçekte benim elimi tutmuştur dedi. Kendisine atfetti. Kendisine atfetti. Ne dedi? Allah onu rızıklandırır dedi. Kendisine atfetti. Ama Kur'an'ı biliyorum diyenler bunları reddetti. Bunları kendi kendilerine tevil et yoluna gittiler. Tevil ederekten reddettiler. Tevil ederekten kafamızı bulandırmaya çalıştılar. Tevil ederekten imanımızı bulandırdılar bizim. Tevil ederekten. Tevil yolunu seçerekten bizi yolumuzdan döndürmeye çalıştılar. Kardeş, Allah üzerine aldı. Dedi ki, o atmadı, ben attım. Üzerine aldı. Sen Cenab-ı Hakk'ın üzerine aldığı şeyi sen mi indireceksin aşağı? Bu en büyük edepsizlikti. Bu en büyük küstahlıktı. Aslında bu, şeyh burada terbiye sınırında durmuş. Küfür! Direkt küfür. Benim karşımda eğilip bükülme. Allah'ın karşısında eğilip bükülme. Allah demiş ki sen atmadın, ben attım. Nesine eğilip bükülüyorsun? Allah'ın ayetlerini oyup bükenler yok mu? Allah'ın ayetlerini eğip bükme. Allah dedi ki onun elinden tutan benim elimden tuttu. Sen nereye? Onun elinin üstünde benim elim var dedi. Sen ne eğip büküyorsun ayet-i kerimeyi? Ne döndür gel gibi döndürüyorsun boyuna? Ne eğip büküyorsun? Ne yalamalık yapıyorsun? Hani tutmazsa civata ne diyorlar? Yalama olmuş. Tutmuyor. Yalama olmuş. Yiviseti kaymış. Yiviseti kaymış. İnsanlardan uzak dur. Ticarette uzak dur. Evlilikte uzak dur. Dergahta uzak dur. Arkadaşlıkta uzak dur. Dervişlikte uzak dur. Yalama. Yiviseti kaybolmuş onun. Girintisi çıkıntısı yok. Biz meslek lisesinde yiviset açardık. Haydi uğraş Allah uğraş. Ondan sonra bir de onu denk getir. Döndür. Yiviseti koydu muydu bak. Kumpas elinde ölç biç. Yiviseti kaybolunca tutmaz bir şey. Ne olur? Yalama olur. Allah'ın ayetlerini eğip bükenler yalama olmuşlardır.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hadis-i şeriflerini eğip bükenler yalama olmuştur. Yalama. Onlar dinde yalamadır. Evet. Aman. Sakın. Sen ol. Peşlerine gitme. Dinleme de. Peşlerine gitme. Dinleme de. Bir ayeti, bir hadisi o kimse kendince, kendi dairesinde yalamalık yapıyor mu? Yapıyor. Bunu gördün mü? Gördün. Uzak dur. Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz. Ayet-i kerime var mı? Var. Ne ücreti kardeşim bu? Ne ücreti? Ne parası istiyorsun sen? Ne bu aldığın ücret senin? Ne bu aldığın ücret ya? Neyin ücreti bu? Bu ilim senin mi? Mesnevi sen mi yazdın? Hadisleri sen mi yazdın? Ayet-i kerimeyi sen mi yazdın? Sizden ücret istemeyenlerin peşinden gidiniz. Yalama olmuşsun sen. Yivin setin dağılmış senin. Sen bir lokma yemeye bakıyorsun. Ha, nerede yemek yiyeceğiz? Aa, olur. Sene gidi lokma düşkünü seni. Başına bir takke, sırtına bir cübbe. Nerede yemek yiyeceğiz ha? Öyle mi? Vay maşallah. Ne güzel alim ya. Kim beni buradan evden alacak? Olur. Hazretleri evden de alalım biz. Kim götürecek beni? Olur. Hazreti bir de götürelim biz. Yeme içme kalma. Bir de cebine harçlık. Oh. Âlâ. Şeyh Efendi ne iş yapıyor diyorum ben? Hiçbir işi yok. Ha. Hiçbir işi yok. Şeyh Efendi'nin hiçbir işi yok. Diyorum hani öyle ya. Geçim. Ses yok. Ha maşallah. Gökten beslenenlerden. Cenab-ı Hak ona sofra indiriyor. İsa'nın havarisi gibi. Öyle mi dedim ben? Hayır dedi. Ha sen görmedin mi dedim gökten sofranın indiğini. Yok görmedim dedi. Ne yapıyorsunuz dedim ben. Cuma mübareğinde dedi. Herkes efendiye harçlık veriyor dedi. Aa beni bir götür ya dedim. Gördüğümü anlatıyorum size. Duyduğumu değil. Herkes geliyor. Efendi duruyor böyle. Ondan sonra böyle ayakta. Herkes geliyor. Cuma mübarek olsun. Eperken cebine de indiriyor. Cep öyle yukarıda değil. Normal pantolon cebi değil. Efendi çok takva. Şalvar giyiyor. Cep dizde. Biz son faslına yetiştik. Dolu burası böyle. Zaten cübbenin de önü açık böyle. Cübbe de değil böyle paltomsu bir şey. Böyle duruyor. Çok yakışıklı ama. Bakamazsın. Ne cesaretli ne secaatli. Öyle dedim ya beni götüren. Dedi bakamadın deyim dedi. Baktın dedim ben. Nasıl yani dedi. Basbaya valla dizine kadar şişti dedim ben. Dizi mi ağrıyor yoksa efendinin dedim. Dizine kadar şiş çünkü. Ha. Ölçü tutmadı. Tutmadı. Allah muhafaza eylesin. Eğip büküyorlar ayetleri. İşlerine gelmiyor. Hani bugün bir sohbet vardı. Dedim çok basit. Etrafınızda dedim dostunuz, arkadaşınız kalmaz. Birinin yanına gittin, gıybet etme de bitsin muhabbet. Böyle 15-20 kişilik bir bayan topluluğuydu, bir muhabbet oldu. Dedim gıybet etmeyin. Gıybet etmeyin, etmeyin gıybet. Kadının birisi dayanamadı. Hocam ne konuşacağız dedi. Kaldım demek ki komple gıybet konuştukları.
Ya ne konuşacağız? Duruyor. Şimdi o kendi kendisini analiz etti. Ben gıybet etmeyin dedikçe baktı o. Yukarıdan aşağı indirdi. Konuştukların hepsi de gıybet. Ben etmeyin dedikçe ikide bir de dayanamadı. Ne konuşacağız dedi. Konuşacak bir şey yok. Sabahtan akşama kadar kaynana gelin görünce arkasından komşu şuydu buydu. Onlar buluyorlar zaten. Düğünde teyzen ne yaptıydı? Ulan evleneli 30 yıl geçmiş. Düğünde teyzenin ne yaptığını nasıl unutmadın? Unutmuyor. Allah muhafaza eylesin. Böyle bir kimse bir kısmına inanır. Yani onun benzeri hiçbir şey yoktur. Şura 11. Ve bir kısmını da inkar eder. İşte onlar gerçekten kafir olanlardır. Nisa 150. Çünkü kul kendini Allah'tan çok daha bilgili. Kendi ilmini de Allah'ın ilminden daha çok görmüştür. Bundan daha büyük bir cehalet olamaz. Baş kestik, boyun büktük bunun önünde. Evet. Bir kimse Allah'ın ayetlerini eğip büküyorsa kendini Allah'tan daha fazla bilgili noktaya koydu. Allah muhafaza eylesin. Bu çok mu bugün? Evet çok. Bu çok mu? Evet bugün çok. Bu çok mu? Bugün çok. Demek ki dün de çokmuş. Hiç değişmeyecek, yarın da çok olacak. Allah muhafaza eylesin. Hadis külliyatı berzahı ölüm sonrası deneyime ait bir anlam olarak belirler. Kur'an tefsircilerine göre berzah tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında onları geriye dönmekten alıkoyan bir berzah vardır. Müminin yüz. İnsanlar mikrokosmos olarak yaratılmış üç alemi içerirler. Ruhani, hayali ve cismani alemler. Ruh ilahi nefesten gelir. Beden ise çamurdan yaratılmıştır. Nefis bu ikisi arasındadır. Ve her iki yönün niteliklerini paylaşır. Bu yüzden nefis zatı itibariyle ruh gibi tek iken bedenin çeşitli kuvvetleri itibariyle çoktur. Evet, yani insanın gerçekten bu noktada insan üzerinde hem zat noktası, zatın batiniliği noktasında hem de zahiri noktasında hem de zat noktasında üç hal vardır. İnsanlar bu noktada, ruhani noktada Cenab-ı Hakk'ın batiniliğine benzerler. Varlık olarak Cenab-ı Hakk'ın zatına benzerler. Görünür olarak Cenab-ı Hakk'ın zahir noktasındaki görülmesine benzer. Önemli nokta, kötülüğü emretme düzeyini aşarak Allah'la huzura ulaşması gereken şeyin nefis olduğudur. Aksine Allah'ın nefesi olarak ruh zaten insanın yaratılış fıtratının mükemmelliğine sahiptir. Murata Tao of İslam. Allah'la huzura ulaşması gereken nefistir. Açıklar mısınız? Buradaki nefis bir veçesiyle bize kötülükleri emredendir. Bir veçesiyle Cenab-ı Hakk'ın kendimden üflediğim dediği şeydir. Cenab-ı Hakk'ın kendimden üflediğim dediği şey ancak Allah'la huzura erer. Onun Allah'la huzura erebilmesi için kötülükleri emreden noktadan kendisini kurtarması gerekir. Eğer kötülükleri emredenin tasallutundan kendisini kurtaramazsa hiçbir zaman huzura ulaşmayacaktır. O yüzden sufiler kendi nefislerindeki kötülüklerle mücadele etmeyi birinci sıraya koyarlar. Hadis-i şerifte kim nefsiyle mücadele ederse
en büyük cihadı yapmıştır. Nefis de cihat, cihadı ekberdir. Hazreti Allah nefisleriyle mücadele eden, nefisleri temizleyenlerin ancak huzura ereceğini söyler ayet-i kerimede. Ve hiç kimsenin nefsini temize çıkarmamasını öğütler bize. O zaman Allah'la huzura ulaşmanın yolu iman edip, nefsinle mücadele edip onu sevmekten geçer. Eğer bir kimse iman eder de nefsiyle mücadele etmezse Allah'la huzura ulaşamaz. O kimse her daim mutsuz, her daim kabız halinde, her daim kendince kendi kendisinin dairesini tamamlayamamış noktada duracaktır. O kendi yolunu tamamlayamamış, eksik olanlardan olacaktır. O zaman burada önemli olan vaka, o kimsenin nefsiyle mücadele etmesidir. Bunun birinci adımı haramlardan uzak durmaktır. Bunun en önemli noktası, en önemli dairesi haramlardan uzak durmaktır. Kim farzları yerine getirirse Allah'a en sevimli, sevgili olan ameli işledi. Bu ne? Bu namaz, abdest, oruç kadar haramlardan uzak durmaktır. Size bir müjde vereyim şimdi. İçki içmedin. İçki içmeye müsait mi herkes? Evet. Buna paran var mı? Evet. Yapabilirliğin var mı? Evet. İçmediğiniz müddetçe sevap işliyorsunuz. İbadet ediyorsunuz. Dikkat edin. Cebinde para var mı? Var. İçki alacak kadar paran var mı? Var. İçmiyorsun. Allah haram etmiş bunu diyorsun. İbadet ediyorsun. Zina edebilir misin? Evet. Hani bazı erkekler vardır ya, kendilerini çok yakışıklı görürler. Benim yanımda görmeyin. Batırırım hepiniz de. Hani onların peşinden giden kadınlar da vardır ya. O kimsenin zina etmek için elinde imkanı var mı? Var. Yapmadı mı? Hayır. Vallahi ibadet işledi. Daha fazlası. Hani var ya hadis-i şerifte. Diyor ki gecenin yarısında bir kadın ona gel dedi de. O da ben Allah'tan korkarım gelemem dedi ya diyor. Ya. O diyor arş-ı âlâ'nın gölgesinde gölgelenecek. Ne muhteşem bir müjde, öyle değil mi? Herkes namazla, abdestle, zikirle oraya gideceğim diye uğraşırken sana böyle bir kapı açılmış. Hiç kimsenin, gecenin yarısı dedi, kimse görmüyor. Hani insanlar görür diye millet biraz uzak durur ya, hiç kimse görmeyecek. Hiç kimsenin görmeyeceği, anlamayacağı bir yerde bir kadın sana hadi dedi gel. Sen de dedin ki Allah'tan korkarım gelemem. Arş-ı âlâ'nın gölgesinde yerin hazır. Arş-ı âlâ'nın gölgesinde yerin hazır. Bunu söyleyen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Mehmet değil. Ben bakıyorum böyle bu hitapla karşılaşıp gitmeyenlerin gözleri çakmak çakmak oldu. Ne muhteşem iş yapmışız dediler. Evet. Muhteşem bir iş yaptınız. Muhteşem. Ama bu Allah'ın lütfu, size unutmayın. Bu size Allah'ın lütfu. Cenab-ı Hak seni kendi gölgesinde gölgelendirecek. O yüzden sana lütfetti. Bir kadın dedi götür beni. Sen de dedin ki Allah'tan korkarım. Nikahsız olmaz. Gölgede yerin hazır. Tersi de var bunun.
Tersi ne? Bir adam kadına dedi. Dedi ki gel götüreyim seni. Kadın da dedi ki nikahsız olmaz. Gölge hazır. Gölge hazır. Çünkü nefisle mücadele cihad-ı ekber. O kimse nefsiyle mücadele etti. İçmedi. Toto loto oynayacak para var mı? Var. Oynamadı. Hatuna gidecek para var mı? Var. Gitmedi. O kimseye böyle boğazını sıkacak gücü var mı? Var. Sıkmadı. O kimseye 10 tane laf söyleyecek gücü var mı? Var. Affetti. Yere git dedi, affettim seni. Bakın, gücü intikam almaya var iken affetti. Erdemlilik budur. Gücünün yetmediğini affetmek değildir erdemlilik. Ona zaten gücün yetmiyor, senin affettim deme. Ben pısırıkım de. Benim buna gücüm yetmedi de. Allah'ından bulsun. Ne alakası var? Sen zayıf, pısırık, hakkını alamayacak bir kimsesin. Sen zayıf, pısırık, hakkını alamayacak bir kimse olmamış olsaydın gider hakkını alırdın. Sen gideceksin, bu benim hakkım diyeceksin. Hakkım! Zalimin zulmüne karşı mücadele etmek farz. Zulmediyor mu sana? Evet. Zulmettirmemek farz. Sen bu lafı bana söyleyemezsin. Nasıl? Bas be ya. Özür dile. Özür dilerim. Şimdi git, affettim. Seni cezalandırmıyorum. Bırak ya, Allah'ından olsun. Hayır, yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. O senin hakkını almayışın, pısırık olman. Mümin hakkını yedirmez. Mümin affeder. Kime? İntikam almaya gücü yettiği halde ondan intikam almayıp affetmektir. Evet. Öbürkü? Öbürkü zayıflıktır, güçsüzlüktür. Öbürkü kimliksizdir, kişiliksizdir. He, Allah'ından bulsun. Ha, sen mücadeleci bir kimse değilsin. Allah muhafaza eylesin. Allah'la huzura ulaşmak nefis terbiyesinden geçer. Nefsi terbiye edip haramlardan uzak tutmak, farz olan ibadetleri yerine getirmek, nafileyle yakinlik elde etmek. Beden nefsin gelişmesi için bir araçtır. Beden olmasaydı ilahi ruh belli bir insan suretinde kendini zahir edemezdi. Şeyh, Allah'ın ruhunu güneşle, her bir insanın ruhunu da bir evin penceresinden içeri giren güneş ışığıyla karşılaştırır. Buna benzetir. Allah bu ışıkların aldıkları farklılığı sürdürmeleri için berzahi bedenleri yaratır. Ve bu bedenler sayesinde uykudayken veya ölümden sonra bu dünyaya ait bedenlerinden ayrıldıklarında ruhlar farklı kalırlar. Sonsuza dek de farklı kalırlar. Tek bir öz olan ilk hallerine asla dönemezler. Evet. Bunu Arabi'nin kendi içerisindeki kendi felsefesinden bakacak olursak hiçbir ruhun ayağını sabitedeki öz ilin noktasına dönmesi mümkün değildir. Bu bir. İkincisi, ayağını sabiteden tecelli etmiş olan ruhlar alemindeki ruh ile, ruhun tecelliyatı ile, oradaki tecellisi ile öldükten sonraki bir kimsenin berzah alemindeki ruhunun tecellisi aynı değildir.
Bunu böyle bakanlar bir kendi cephelerinden kendi manevi hal olarak farklı görürler. İki, karşıdaki gördükleri kimsenin manevi haline göre görürler. Bunu görenler kah kendilerince kendi manevi hallerin yüksekliğini alçaklığına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini değişik zuhurda görürler veya şeyhlerini değişik zuhurda görebilirler. Bir de o berzaha göçmüş olan ruhaniyetleri kendi makamlarında da görebilirler. O yüzden buradaki hal ehlinin görüşü herkese göre değişir. Herkesin bu noktada gördüğü hak mıdır? Evet. Ama alemi ervahtan kopup gelen ruh hiçbir zaman alemi ervahtaki konumuna bürünemez. Bürünemez. Hele o ruh, o şahsın ruhu Allah'ı bilmeklik noktasında seyri sülûku devam ediyorsa, yolu devam ediyorsa, onun her an hali ve ahvali değişecektir. Her an. Çünkü bazı ruhların Allah'a olan seyirleri veya Allah'la olan seyirleri veya Allah'ta olan seyirleri bitmez. Bir, Allah'a olan seyirleri. İki, Allah'la olan seyirleri. Üç, Allah'ta olan seyirleri. Bunların altını çizin. Bitmez. Seyri varsa bir kimsenin, seyri devam eder. Seyri devam ediyorsa, o kimsenin ruhunun tecelliyatı, nasıl söyleyeyim, kimliği farklı olacaktır. Ve velilerin çoğuluna evliya denir. Hepsi de evliyadır. Şeyhimin tabiriyle erinden generaline kadar evliya denir derdi. Allah rahmet eylesin. Bunu şimdi eski derviş kardeşler hatırlayacaklar. Şeyh Efendi'nin tabiridir bu. Allah rahmet eylesin. Öyle derdi. Erinden generaline kadar evliya denir evladım derdi. Velilerin, demek ki veliler erken de veli oluyor, generale de veli oluyor. Erinden generaline kadar evliya deniyor bunların. Çoğul. Erinden generaline kadar. Hepsine ne deniliyor? Evliya deniliyor. Bunun tekili ne? Veli. Tekili. İşte bu erinden generaline kadar olan bu evliyaların içerisinde bir, Allah'a seyredenler. İki, Allah'la seyredenler. Üç, Allah'ta seyredenler var. Seyir noktasında. O zaman bunların bu seyirleri yarım kalır mı? Kalmaz inşallah. Devam ederler mi? Evet. Devam edince de öldükten sonra bunların ruhaniyetlerinin tecelliyatları da devam eder mi? Evet. Bu eski yeni önemli değil. Allah rahmet eylesin, Abdullah Efendi rüyasında görenler ellerini kaldırsın. Öldükten sonra da görüyorsunuz değil mi? Evet. Şeyh Efendi'nin zamanında olmayıp da sonradan derviş olan kardeşler, görenler ellerini kaldırsın. Bak, görüyorlar demek ki. Allah razı olsun. Görüyorsunuz mu? Seyir devam ediyor. Eğer Şeyh Efendi'nin seyri devam etmemiş olsaydı bu kardeşler rüyalarında göremezlerdi. Anladınız mı şimdi? Demek ki bitmemiş. Yolun sonu yok. O türküde o yolun sonu görünüyor. Bu yolun sonu görünmüyor. İsterseniz dönün. Bu yolun sonu yok.
Bizde kandırmaca, hoplatmaca, zıplatmaca yok. Ben en baştan söylediğimi söylüyorum. Ben Bursa'ya geldim, ilk sohbetlerimde de diyordum. Arkadaşlar, bu yolun sonu yok. Bu yol kolay değil. Bu yol meşakkatli. Bu yol çileli. Bu yol sıkıntılı. Öyle. Hala da aynı diyor muyum? Evet, ders alacak olanlara da diyorum. Bak, zor bir iş bizimki. Aklın yerindeyken, vaktin varken, nefes alıp veriyorken git buradan. Açıkça söylüyor muyum? Evet. Hele evvel aldandım, pek kolay sandım. Öyle değil ilahideki gibi. Aldatmıyorum kimseyi. Evvel aldandım, yok. Aldanma kardeş. Bu yol zor, sıkıntılı. Öyle geldiğim zaman benim işte ev halim düzelir. Düzelmez. Karının seni terk ettiğini görürsün. Adamın seni terk ettiğini görürsün. Ya işte, ya işinin bozulduğunu da görürsün. Neydi? İşkur mu neydi? İşkur. Burası işkur değil. Sıkıntı yaşanır. Hacı Ahmet'i görüyormuşsunuz. Saç sakal beyazlamış iyice. Komple gitmiş adamcağızlar. Sorumlusu benim. Adam benle tanıştığında kömür gibiydi saç sakal. Gençti, civan delikanlıydı. Oo, üvek kuşu gibi hopluyordu, zıplıyordu, uçuyordu. Çöktü adam. Ben çökerttim. Suçlusu benim. Yol bu. Allah muhafaza eylesin. Durmuyor. Şeyh Efendi bile durmuyor da. İşi gücü tası tarağı bırakıyor, benimle uğraşıyor da. Neden? Bitmiyor. Gözünüz aydın, Bursa'daydı dün gece. Allah razı olsun. Uyku ölümün kardeşidir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri açıklar mısınız? Evet. Uyku yarı ölüm der Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Ama hangi uyku? Başka bir hadis-i şerifte de der ki ölmeden önce ölünüz. Ölmeden önce ölünüz diyor. Size ne yapıyor? Uykuya mı davet ediyor? Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Soru sahibi gönderiyorum sana. Hakkını helal et. 4. sayfada kaldık. İnşallah şeyden ne o? Ölmeden yok. Neydi son? Uyku ölümün kardeşi derden devam edeceğiz. Şunu da soru sahibine götür ver. Sonra vay, soruları aldıdı da işte okudu, ezberledi de ders çalıştı da geldi de anlattı da akıl bu der mi der. Şu iki soruya da bakalım, bitirelim. Kubbenin tavanında atom moleküllerinin aralarındaki ayetlerin manası nedir? Ah kardeş, biz kafamızı yukarı kaldırıp bakamıyoruz, yukarıdanım kardeşler var diye dermişim. Ama bilmiyorum hiçbirisini de, hiç de bakmadım. Tekkeye ilk defa gelen bir kardeş, abilerin yatsı namazını kıldıklarını seyretmiş, okunan sureler esnasında konuşulmanın doğrulup olmadığını sordu. Ben de Kur'an okunurken dinlemek farz dedim. Başka bir kardeş de istişare ettiğimde aynı görüşte olunca biz de yazdık size, eksik yazıp namaz kılarken dinlermiş gibi yanıttığım, yönettiğim için hakkınızı helal edin. Konuşan kardeşleri tanımıyorum. Mümkünse onlardan da helallik istiyorum. Helal olsun. Yani namaz kılınan burası, bakın. Burası bir tekke.
burası mescit değil. Kardeşler içeride veya burada namaz kılıyordur. Namaz kılarken de o kimse yanındakiyle konuşuyordur. Cehri okunduğu için, cehri okunduğu için dinlenmesi gerekir. Eyvallah, kabul ediyorum. Ama şunu unutmayın. Buranın kapısı açık. Buraya gelen herkes 10 numara din biliyor diye bir kaide yok. Biz kendimiz 10 numara din biliyormuşuz, din yaşıyormuşuz gibi karşımızdan da 10 numara din istiyoruz. Kıymetli dostlar, kıymetli kardeşler, ey ümmeti Muhammed, ümmeti Muhammed 300 yıldan beri din cahili. Herkes ümmeti Muhammed'e kızıyor, bağırıyor. Herkes ümmeti Muhammed'e normalde bilmeyen insanlara laf söylüyor. Ya bu insanlara dinini öğretecek, öğreneceği bir kurum vardı da bunlar öğrenmedi mi? Ne kızıyorsunuz millete? İlahiyat profesörleri çıktılar da halkın içerisine. Cami cami, ev ev, medrese medrese, toplantı merkezlerine gidip de millete din öğretmeye kalktı da bu millet öğrenmedi mi? Cami hocaları camileri açıp da sabahlara kadar, gündüzleri açıp da millete din öğretmeye kalktılar da bu millet öğrenmedi mi? İlahiyatıyla, diyanetiyle, bütün herkes, sivil kuruluşlarıyla, tekkeleriyle, cemaatleriyle ortalıkta özgür bir şekilde din anlattılar da bu millet öğrenmedi mi? İki tane kitap okuyan kendini alim zannediyor. Sen böyle yapmaman lazım. Be mübarek insan, sen öğrenmişsin, ne kadar güzel. Ona kızma. Neden? O öğrenmedi daha. Sen biliyor muydun? Hıy, içmiş gene mendebur. Deme. O bilmiyordu, içmiş. Hıy, kadına bak nasıl açık dolaşıyor. Deme. Bilmiyor. Sen öğrettin de öğrenmedi mi? Git ona kardeşim, arkadaşım, canım. Anlat. Kızacağımız merciler halk değil. Küçücük çocuklara kızıyorlar. Kadınlara kızıyorlar. Adamlara kızıyorlar. Ne kızıyorsunuz vatandaşa? Halka ne kızıyorsunuz? Buraya gelene gidene ne kızıyorsunuz? Buraya gelmiş. Hadi git mahveldekine bir laf söyle. Hadi çık buradan şimdi. Git mahvelde oturan bir kadına bir laf söyle. Hadi çık buradan mahvelde oturan bir adama bir laf söyle sıkıysa. Hadi git mahvelin karşısında bilmem ne burger var. Hadi orada oturana git bir laf söyle. Hadi bir tebliğ et ona. Hemen çağırsın. 155 sözlü tacizde bulunan birisi var burada bize. Kelepçe. Selamun aleyküm. Hadi git söyle. Yok. Biz onlara konuşamayız bile. Zaten hakkımız yok konuşmaya. Ama biz onlara hakkımız varmış gibi konuşamayız bile. Burada konuşuruz. Bak burada konuşuruz. Burada işte hizmet ediyorlar arkadaşlar. Allah razı olsun. Birisi bir hata yapıyor. Oy kadın bağırıyor ona. Ona bağırır. Ona laf söyler. Ama gider lokantada yemek yiyecek. Gider bir güzel
tablotu alır, sıraya girer. Demez ben para veriyorum burada, neden sıraya giriyorum diye. Sıraya girer, ekmeğini alır, kaşığını çatalını alır. Askeri sistem. Lan askerde bile öyle değil. Benim zamanımda millet yemek kazanlarını getiriyordu, masa masa dağıtıyorduk biz. Yok, sıraya girer, yemeğini alır, gider sıradan, parasını öder, gider masaya, kuzu kuzu yer, kalkar. Burada vuruyor. Çay gelmedi mi daha? Ne çay vermiyorsunuz bize? Bizim kardeşler de susar. Nefis terbiyesi. Burada bir eksiklik, birisi eksik burada. İşte kadın konuşuyor. Konuşuyorlar burada. Ya iyi değil biliyor. Ne bağırıyorsun sen o kadına? Sana ne? Yok. Hastalık bizde. Buraya gelince herkes onu dinleyecek. En alim abla o. En alim abi o. Ondan başka bilen yok. Buradan dışarı çıkıyor, kedi oluyor. Sufilik böyledir. İçeri girdi mi aslan olur. Herkese ahkam keser. Uy! Çok basit. Gidin mahvele. Hadi gidin. Orada birisine anlatın hadi. Orada birisine bir şey söyleyin. Söyleyebilir misiniz? Hayır. Gidersiniz, kuzu kuzu oturursunuz. Şöyle dersiniz. Bir çay verebilir misiniz? Budur ama incelik. O da vakti gelince, müsait olduğunda, boşaldığında çayı getirir. Nerede kaldı diyemezsiniz. Diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Ama o inceliği burada da göstermezsiniz. Böyle ne oluyor biliyor musunuz? İkiyüzlü. Bu ne oluyor biliyor musunuz? Siz aslında zalim bir insansınız. Gücünüzün yettiğini ezmeye çalışıyorsunuz. Gücünüzün yetmediği yerde kedisiniz. Gücünüz yetiyorsa aslansınız. Allah muhafaza eylesin. O yüzden kardeşler, burası tekke. Buraya dinini bilen de geliyor, bilmeyen de geliyor. Hepsinin de başımızın üstünde yeri var. Biz ayırt etmiyoruz. Bizim eksikliğim, benim kendi nefsim ve bütün kardeşler olarak. Bizim eksiğimiz de vardır, noksanımız da vardır. Var. Buraya gelenlerin de vardır. Lütfen burada birbirimizi tahkir etmeyelim. Birbirimize laf söylemeyelim. Birbirlerimizin eksikliklerini, noksanlıklarını araştırıp bunları anlattırmaya gerek yok. Gerek yok. Bırakın seyrinde gitsin her şey. Seyrinde gitsin. O yüzden işte hasbelkader Cehri namaz kılarken birkaç kişi konuşmuş. O konuşanların şimdi burada konu edilmesi onları üzmüyor mu? Ben kendimce her gelen soruyu cevaplamakla kendimce kendimi mükellef görüyorum. O yüzden okuyorum hepsini de. Ama şöyle düşünün. Bir kimse gelmiş buraya. Tekke, sema var, sohbet var. Bilmiyor. Namaz kılınırken konuşmuş. Boğazını mı sıkalım? Bunları dillendirmek dahi abesle iştigal etmek. Biz etrafımızdaki ve karşımızdaki insanların kırılabileceğini, gücenebileceğini düşünelim. Ve onların bilmediklerini bırakalım inşallah. Hakkınızı helal edin. Selamünaleyküm.